Piyasalar haftaya nasıl başladı? Eda, piyasalar haftaya bir kez daha virüsün gölgesinde başladı. Yani ne zaman virüsün gölgesinde olmadık ki diyeceksin ama özellikle birinci dalganın bitimi ve normalleşme adımları ile birlikte piyasalarda bir moral motivasyon hakimdi. Özellikle merkez bankalarının parasal teşviklerinde desteğiyle. Ama temel ekonomilerdeki tabii hasar tespiti netleşmemişti. Daralma beklentileri en son geçen hafta önemli kurumlardan yani IMF gibi, OECD gibi önemli kurumlardan da medyan değer olarak artık bir %3 ile %5 arası bir daralma beklentisi 2020 için. Ama bu tabii olumlu bir senaryoda. Yani bu aşağı inebilir, yukarı çıkabilir ama ikinci dalga gelmemesi durumunda ve normalleşme adımlarının asla kesinlikle uğramaması durumunda geçerli olacak bir süreç. Şimdi özellikle Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri borsalarında yani Nasdaq'tan Dow Endeks'te S&P 500'de ciddi satışlar gördük. Hatta S&P 500 üzerinde bakarız biz, sen de biliyorsun. O kritik destek eşiklerine geldi. 2900-3000 bandı. Önemli bir destek eşiği. Bu yukarı yönlü geri dönüşün önemli bir kritik desteği. Oralar test ediliyor. Dolar endeksi tekrar 97'nin üzerine geçti. Altın yükseldi. Birazdan konuşacağız. Bütün bunlar risk iştahının yavaş yavaş acaba geriye mi bırakıyoruz? Tekrar sert satışlar gündeme gelebilir mi sorularını piyasanın gündemine getirdi. Biraz bu hafta onlara bakacağız. Dışarıda virüs gelişmeleri paralelinde ABD borsaları ne yapıyor? S&P 500 endeksi özelinde ne yapıyor? Ona bakacağız. Dolar endeksinin ne tür bir seyir izliyor? Tekrar 98'i geçip 199-101'lere mi gidiyor? Yoksa 90'ın altında kalıcı olup 95'lere doğru mu gevşeyecek önümüzdeki dönem? Ona bakıyor olacağız. Özellikle tarım dışı istihdam datası var. Önemli bir ABD verisi işsizliği gösterir. Ona konsantre olacağız. ABD işsizlik ne boyutta? Ona bakacağız. Bu virüsün hasar tespitini oradan takip ediyoruz. Bizde de enflasyon datası var. Önemli. Merkez Bankası'nın son para politikası kurulunda enflasyonu ve enflasyonla mücadeleyi baz gösterir, hedef göstererek bir bekle göre geçmişti. Bir 9 toplantının ardından faiz indirmemişti. Biraz Merkez Bankası bundan sonraki politikaları için de önemli bir veri. Türkiye'deki finansal varlıkların fiyatlaması açısından, kur açısından, tahvil açısından, hatta borsa açısından banka hisseler önderliğinde çok önemli. Orayı takip edeceğiz. Bir miktar yüksek seyir masada kalabilir ama asıl oradaki konsantrasyon yılın ikinci yarısından itibaren. Özetle çok kritik bir hafta. Salı günü Haziran kapanışları. Ondan sonra Temmuz'un ilk 3 günü. Nasıl fiyatlanıyor? Temmuz'a nasıl bir giriş yapıyoruz? Bunları görmek açısından bu haber başlıkları paralelinde bir hafta geçireceğiz diyebilirim açıkçası. Altınla devam edelim hocam. Yükselişini sürdürdü. Yükselişe devam edecek mi? Ne olacak altında durum? Altın yani öyle enteresan bir trend içinde ki hem güvenli liman efektinden güç buluyor, değer buluyor ve yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Hem de dolar endeksi gerilediği zaman emtia gömleğini giyiyor. Emtia'nın total hareketine de katılıyor. Onun için aşağı yönlü düzeltmeler kısa kalıyor ve şu an çok ciddi bir eşikteyiz altında. Bir karar an, bir karar zaman 1770-1780 geçirecek olursa bu hafta ve devamında 1800-1850'lere kadar ons altın hareketleri genişleyebilir. Bunun bertaraf olması için 1750-1730 altına bir kez daha gerilemesi gerekir. Gerileme olmuyorsa altın tarafında yukarı yönlü hareket için uyarıcı olalım. Tabii bunun gram altına yansıması da an itibariyle biraz yukarı yönlü. 390'ların üzerine geldi. Oldukça 390'lar iyi. civarındayız. 380-400 bandını biz tepe olarak görüyoruz kısa vadeli ama tabii ons altın 1800'lerin üzerine gidiyorsa dolar TL'de mevcut bu seviyelerde yani 680-690 bandı içinde kalıyorsa 400'leri biraz aşma ihtimalimiz de olabilir. Buralar tabii alım için uygun mudur? O konuda net bir şey söylemek kolay değil. Daha çok geri çekilmeleri beklemek. Senle düzeltme dediğimiz anlarda aslında ons altın bir gerilemişti. Buna bağlı olarak gram TL'de aşağı yönlü bir hareket de görmüştük. 370'ler, 365'lere kadar ama tam olarak hedef bölgeye girmedi. Hani ilerleyen haftalarda tekrar yorumlamaya devam edeceğiz. Şu an ama hareket çok kritik bir eşikte. Bir kez daha altını istedim.
ekleyip göreceğiz altında son durum ne olacak. Devam edelim hocam. Ekonomik güven endeksi Haziran'da %19'luk bir artışla yükselişini sürdürdü. Mayıs'ta %61.7 idi. Bu neyi ifade ediyor? Bu dibi gördük, yavaş yavaş yükseliyoruz. Yavaş yavaş atılan adımlar karşılığını vermeye başladı. Meyvelerini toplamaya başladık. Bu tüketici güven endeksine, güven endeksine total olarak yansımaya başladı olarak yorumluyoruz. Hani o Nisan'da görülen seviyelerden sonra Mayıs'ta da bunun tekrarı ve Haziran'a yansıması. Bunlar önemli. Eğer virüste ikinci bir dalga yaşamaz isek, global ölçekte ve biz hani birinci dalgayı daha sönümlendirmedik diyoruz ama en azından biz sağlık noktasında iyi bir grafikte gidiyoruz. Ekonomik aktivite de bir canlanma var. Hükümetin attığı adımlar, Hazine ve Maliye Bakanı'nın attığı adımlar karşılığını bulmaya başladı. Proaktif yönetim var. Merkez Bankası, BDDK, Bankalar Birliği, kamu bankaları üzerinde bankaların ciddi çabası. Reel sektörün çabası, üretim tarafında kalma çabası. Bunların hepsi meyvelerini vermeye başladı diyor bu veri bize. Ama daha iyi günler için verinin yüze doğru ilerlemesi yılın ikinci yarısında. Çünkü orada pivot değer 100, 100'ün altı, 100'ün üstü gibi konuşulur. Yüze doğru ilerlemesini bekleriz. 100'ün üzerine geçersek zaten ciddi bir eşiği de aşmış olacağız ama en azından pozitif bir sinyal gelmiş oldu. Bunu da not etti piyasalar ajandalarına diye.